Değerli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Bugün yine farklı bir konuyla alakalı sizlerle bir aradayız. Malumunuz yeni yargı reform strateji belgesi 30 Mayıs 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından paket olarak açıklanmıştı. Fakat bu paketin açıklanmış olması bizim hayatımıza tamamıyla girmiş olacağı anlamını taşımıyor tabii ki. Bunun bir yasalaşma süreci var. Meclis de tatildeydi. Ekim ayı itibariyle artık meclisimiz de açılacak. Ve ilk görüşülecek kanun yeni yargı reform paketi olacak. Bu konuyla alakalı bir taslak çalışması dün sosyal medyada yayılınca birçok arkadaşımızın kafasında soru işaretleri belirlemiş oldu. Kafası karıştı. 2019'da gireceğimiz sınavda acaba bir sıkıntı yaratır mı? Şu an okulda hali hazırda 3'te 4'te fakültelerinde okuyan öğrenciler acaba benim için ne gibi gelişmeler olacak? Ya da hukuk fakültesinden mezun olmayan arkadaşlarımız idari yargı sınavlarına girebiliyorlar. Onlar için acaba bir değişiklik olabilir mi gibi birçok soru işaretleri kafanızda oluştuğunu fark ettik. Bu fark etme sürecimizin hemen hızlı bir şekilde sonunda dedik ki bir canlı yayın yapalım. Dün Instagram'dan bir canlı yayın yapıp sıcağı sıcağına her şeyi sizlerle paylaşmıştım. Ama Instagram canlı yayınları malumunuz çok da böyle uzun süre kalıcı olmuyor. Bunların daha sağlıklı bir şekilde sizlere ulaşabilmesi için bu videoyu tertip etmek istedik. Bütün süreci, yani önümüzdeki sınavdan 2024-2025 yılına kadar bizleri bu taslak program çerçevesinde çıkacak kanun neleri getirecek, neleri götürecek, bunun hepsini sizlerle arkadaşlar bu video aracılığıyla paylaşacağım. Sosyal medyada, WhatsApp hatlarımızda olabildiğince bireysel sorularınızı da cevaplamaya çalışıyorum ama böyle toplu videolarla ya da canlı yayınlarımızda, İlk Uzem'in online seminerlerinde tabii yine birçok soru işaretlerinizi gidermeye gayret ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Hep söylediğim gibi sınava gireceğiniz güne kadar yanınızda olacağız arkadaşlar. Şimdi adım adım bir gidelim. Önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor? Değerli arkadaşlarım, yeni yargı reform strateji belgesi hukuk mesleklerine giriş sınavı diye bir sınav getiriyor. Hukuk mesleklerine giriş sınavına kimler girecekler? Hukuk fakültesinden mezun olan bütün arkadaşlarınız bu sınava girmek zorundalar. Fakat şu an hali hazırda hukuk fakültesinde okuyan ya da mezun olmuş arkadaşlarımız bu sınavlardan muaflar. Yani böyle bir ön koşul sınavına girmeyecekler. Bu sınavla beraber ne oluyor? Hukuk mesleklerine giriş sınavına giren bir arkadaşımız 70 baraj puan aldıktan sonra avukatlık stajını başlatabiliyor. Ayrıca bir avukatlık sınavı yok. Ön koşul sınavından 70 baraj puanı geçtikten sonra. Eğer bir kişi hakim savcı olmak istiyorsa yine hukuk mesleklerine giriş sınavına giriyor. 70 baraj puan aldıktan sonra hakim savcı yardımcılık sınavına girecekler. Yani ayrı bir sınav daha var. Noter olmak istiyorsanız da yine hukuk mesleklerine giriş sınavına girip belli bir puan aldıktan sonra noter yardımcılığı sınavına gireceksiniz. Yani artık sıra usulüyle noterlik değil, sınav üzerine bir noter yardımcılığı sınavıyla süreciniz başlamış oluyor. Bu ne zaman gelecek ama? Tekrar söylüyorum. 2024 yılı itibariyle hayatımıza girecek arkadaşlar. O tarihte hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşlarımız için geçerli olacaklar. Ağustos 2019 itibariyle hukuk fakültesine yeni başlayan arkadaşlarımız bu sınavlara girmek durumunda kalacaklar. Ağustos 2019 öncesinde fakültelerinden mezun olmuş arkadaşlarımız için bir hukuk mesleklerine giriş sınavı yok. Bunu aklımızdan çıkartalım. Bununla alakalı bir soru işaretimiz olmasın. Hocam ben 3. sınıftayım, bu sınava girecek miyim? Girmeyeceksin. Hocam 4. sınıftayım, girecek misin? Girmeyeceksin. Ağustos 2019 yılı itibariyle yeni hukuk fakültesine girmiş arkadaşlarımız için ve idari yargıya girecek arkadaşlarımız için geçerli bir sınavdır bu. Bunu bir kere kenarda sabit tutalım arkadaşlar. Bu konuda bir hemfikir olalım. Devam ediyorum. 2019-29 aralığında yapılacak sınavla alakalı bu yeni çıkacak kanunda bir değişikliğimiz var mı? En çok kafanızdaki soru işaretlerden biri bu. Hocam tempolu bir şekilde birkaç aydır çalışıyorum ama bu konuşulanlar beni demoralize etti. Ben çok mutsuzum, ne yapacağımı bilmiyorum, ders çalışamıyorum, kafam çok karışık diye çok mesajlar alıyorum, çok sorular alıyorum, ne yapacağımı bilemiyorum diyen öğrenciler oluyor. Açık ve net, dün canlı yayında da söyledim, tekrar üzerinden geçiyorum. 29 Aralık 2019 sınavına girecek ey adliciler, ey idareciler. Sizler için herhangi bir değişiklik yok. 1000 kişilik adli, 100 kişilik idari
200 kişilik avukatlıktan adli yargı sınavının ilanı verildi. Koşullar geçmişle aynı. Soru sayıları geçmişle aynı. Müfredat geçmişle aynı. Herhangi bir değişikliğimiz yok. Bütün süreç aynı şekilde devam edecek. Yani bu sınava girecek arkadaşlarımız, sizler bunların hiçbirini kafanıza takmıyorsunuz, hiçbir şeyi düşünmüyorsunuz. Bütün motivasyonunuzla, bütün enerjinizle, emeğinizle bu sınavı en sağlıklı bir şekilde nasıl geçiririmin derdine yanıyorsunuz. Çünkü 2020 yılı itibariyle birçok değişiklik bizleri bekliyor arkadaşlar. Tekrar başa dönüyorum, adım adım devam etmek adına. 29 Aralık 2019 için herhangi bir değişikliğimiz yok dedik. 2020-2024 yılları arasında hakim savcı yardımcılığı sınavının geleceği öngörüsüne sahibim. Böyle bir sınav gelecek. Yani hakim savcı yardımcılığı sınavını da 2024 sonrasına bırakmayacaklarını düşünüyorum ben. Çünkü yeterli sayıya ulaşılmış durumda. 15 Temmuz itibariyle ciddi bir açık ortaya çıkmıştı. Bu yıllar içinde bunlar tamamlandı. Artık mesleğin daha kaliteli hale getirilmesi, meslek mensuplarının daha fazla eğitileceği bir süreç planlanabilmesi için hakim savcı yardımcılığının behamahal geleceği bir süreç işletilecektir değerli arkadaşlarım. O yüzden benim öngörüm 2019-29 Aralık sınavı eski usulle yapılan son sınav olacaktır. 2016'dan beri gittiğim bütün seminerlerde bunu söylüyorum. 2019'a kadar bu sınavlarda başarılı oldunuz oldunuz. 2020'den sonra şartlar birazcık değişecek ve zorlanacağı için daha fazla zaman kendinize ayırmanız gerekecektir sınavlara hazırlanabilmek için. Tekrar üzerine basarak söylüyorum. 2019'a kadar olan sınavlarımız eski usulle yapılan sınavlar olacaktır. 2020'den sonra hakim savcı yardımcılığı şeklinde sınavlar yapılacaktır. Peki hemen bir soru. Hocam hakim savcı yardımcılığı diyorsunuz ki 2020'den sonra gelecek. 2024'ten sonra hukuk mesleklerine giriş sınavı gelecek dediniz. Yani o zaman hukuk mesleklerine giriş sınavında belli bir puanı alan adaylar yardımcılık sınavına giriyordu. Şimdi nasıl olacak? Konuşmamın başında ne demiştim değerli arkadaşlarım? Hukuk mesleklerine giriş sınavına kadar o sürece 2024'e kadar bu sınavlara girebilecek bütün ehliyetlere sahip arkadaşlarımız, yani Ağustos 2019 öncesinde fakültelerinden mezun olan arkadaşlarımız o ön koşul sınavlarından muaflar. Sadece yardımcılık sınavına girecekler. O yüzden 2020-2024 yılları arasında yapılacak adli ve idari yargı hakimlik sınavlarının bir yardımcılık sınavı olacağı kanaatini taşıyorum. 2024'ten sonra ön koşul sınavları olacak. Adli yargı hakim savcılık mesleğine girmek istiyorsanız hukuk fakültesinden mezun olacaksınız. Hukuk mesleklerine giriş sınavında gireceksiniz. En az 70 baraj puanı alacaksınız. Sonra hakim savcı yardımcılığı sınavına gireceksiniz. Hocam ben hukukçu değilim. Hukuk mesleklerine giriş sınavına giremiyorum. O zaman ben idari yargı hakimlik sınavına nasıl gireceğim? Sizler için de yeni kanun şunu getiriyor. İdari yargı ön sınavı. Sizler de hukuk mesleklerine giriş sınavının emsali niteliğinde idari yargı ön sınavına gireceksiniz. Oradan yine 70 puanı aldıktan sonra idari yargı hakim yardımcılığı sınavına gireceksiniz. Oralardan da başarılı olduktan sonra mülakat akabinde başarılı olan adaylar hakim ya da savcı ya da idari yargıç yardımcısı olarak mesleklerine başlayacaklar. Birçok Hizmet Bakanlığı'nda uzmanlık ve teftiş kurullarında olduğu gibi yardımcılık süreci minimum 3 yıl yeterlilik sürecine tabi olacaksınız. 3 yıllık yeterlilik sürecinde başarılı olan adaylarımız bir sınava girecekler. O sınavdan da başarılı olmuşsak mülakat ve akabinde hakim savcılık mesleğimize intisap etmiş tamamen olmuş olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla sürecimiz bu şekilde ilerleyecek. Hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavı ortalama 150 üzeri sorudan oluşacak arkadaşlarım. Şu an nasıl hakimlik savcılık sınavı 100 sorudan ve belli bir müfredattan oluşuyorsa aynı müfredat ekstra 3 ya da 4 ders daha eklenecek bu hukuk mesleklerine giriş sınavına ve idari yargı ön sınavına. Bu yeni eklenen derslerle birlikte minimum 150 soruluk test usulü çoktan seçmeli bir sınava gireceksiniz. Oradan sonra ön koşulu geçen adaylarımız artık hakimlik ve savcı yardımcılığı sınavına girebilecekler. 2024 sonrasında bu sınava girecek arkadaşlarımızın gözü korkmasın. Çünkü yıllardır zaten bu sistem diğer kariyer kadrolarında vardı. Yani bizim uzman olmak isteyen, müfettiş olmak isteyen bir arkadaşımız önce KPSS ön koşul sınavına giriyordu. KPSS A grubu sınavına. O sınavda belli bir puanı aldıktan sonra bu belli puan genelde 80-85 üzeri olur onlarda.
Belli bir puanı aldıktan sonra kıymetli arkadaşlarım uzman yardımcılığı ya da müfettiş yardımcılığı sınavına girerler. Bu sınav yazılıdır. Yine sizin şansınız var. Test olarak devam edecek. O sınavlar genelde yazılıdır. Yazılıyı geçtikten sonra bir mülakat. Mülakat akabinde yardımcı olarak mesleğinize orada da başlıyorsunuz. En az 3 yıllık yeterlik süreci sonunda yine bir sınav ve mülakatla birlikte atamanız gerçekleşiyor. Tüm bu süreci değerlendirdiğimiz zaman 2019 sınavına girecek arkadaşlarımız için çok şanslı bir dönem bizleri bekliyor. 2020-24 yılları arasındaki arkadaşlarımız için yine şanslı bir dönem bizleri bekliyor. Çünkü ön koşul sınavlarından muafsınız. 2024 sonrasında bu mesleğe girmek isteyen arkadaşlarımız için de yine kötü gelişmeler yok. Mesleğimizi daha kaliteli, daha verimli, daha yetkin, kapasitemizi daha genişleterek yapacağımız bir süreç bizleri bekliyor. Orada yetkinliği daha yüksek olan arkadaşlarımız başarılı olacaktır. Son tahlilde bütün bu süreç çerçevesinde değerli arkadaşlarım, 2019 sınavının önemi 2016'dan beri zaten belliydi. Yıllarca bunu seminerlerinde, programlarında, bu tarz paylaştığım seminerde, programlarında, videolarımızda hep paylaştım. Önemli bir sınava giriyorsunuz. Bunun ciddiyetinde çalışmalısınız. Yıllar sonra geçmişe dönüp ah vah etme ihtimaliniz çok yüksek. Bunu baz alarak değerli arkadaşlarım süreci daha sağlıklı götürmeye lütfen gayret gösterin. Önümüzde 90 gün bandında bir süreç var. İdealist arkadaşlarımız, kendisini bu işe vakfedebilecek arkadaşlarımız bu 90 günde de çok rahat bu sınavı kazanacaklardır. Bu çerçevede bakarak, bu ciddiyetle, bu mesleğe olan liyakatimiz ve ehliyetimiz çerçevesinde hazırlanacağımız bir süreç sizleri bekliyor arkadaşlarım. Bu noktada sizlere elimden gelen desteği hep yapmaya gayret gösteriyorum. Ama şu konudaki sarih net bilgimiz kafamıza yerleşsin. Bilgi kirliliğinden uzak duralım. Sınava hazırlık sürecimizde hep söylüyorum, olumsuz bütün düşüncelere karşı sağır olalım ki daha sağlıklı bir süreç yönetebilelim. Genelde bizde böyle çevremizde çok bizi motive eden insanlar olmaz. Kendi içsel motivasyonumuzu kendimiz yakalamaya çalışalım. Bu süreci bu çerçevede götürürsek daha sağlıklı hareket etmiş oluruz kıymetli arkadaşlarım. Dolayısıyla önümüzdeki 90 günlük bandını son eski usule yapılacak bir sınav, bir daha böyle bir şansım olmayacak edasıyla hazırlanarak götürmenizi ben yıllardır bu sektörde olan biri olarak tavsiye ediyorum. Konu anlatım çalışmalarınız, soru bankası çözümleriniz, deneme sınavlarınız ve nasıl ders çalışmanız gerektiğiyle alakalı da ayrıca bir video yapacağım. Orada bizim stüdyomuzda yapacağız bunu. Bir tahta önünde detaylı bir şekilde hangi derse kaç gün, kaç saat zaman ayrılması gerekiyor. 80-90 gün bandında bu sınavlar gerçekten kazanılabilir mi? Bunlarla alakalı genel bir ders çalışma tekniğini de sizlere anlatarak bir paylaşımda daha bulunacağım arkadaşlarım. Hakimlik Akademisi ve İlk Uzem öğrencilerimiz tabii sürekli süreç içerisinde bizlerin hocalarından, bizlerden destek alabiliyorlar. Bu video aracılığıyla da bizlerden destek alamayan arkadaşlarımıza da yine elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Ama son tahlilde gücü nispetinde elinden gelen bütün gayreti göstererek, kendisini bu işe vakfederek götüren arkadaşlarımız daha başarılı oluyorlar. Konuşmalarımın sonunda şöyle nihayete erdireyim. Gerçekten emek veren, maddi manevi bütün motivasyonunu bu işe ayıran, buradaki mesleğe olan liyakatini ve ehliyeti noktasında bir soru işareti olmayan bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçen hayatların önüne böyle su gibi serilsin. İnşallah gönüllerinden geçen her şey olur onlar için. Bizler akademi olarak hocalarımız, danışmanlarımız, üniversitelerimiz her zaman sizlerin yanında olmaya gayret göstereceğiz. Tabii ki elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, bilgimiz nispetinde sizlerin bu sınava hazırlık süreci ve stresini nasıl rahatlatabilirizin sürekli derdindeyiz. Soru bankalarımız da zaten şu an görüyorsunuz, yeni soru bankalarımız da çıktı. Birçoğunuz bunları edindi. Birkaç gündür arkadaşlarımız yoğun bir şekilde onların siparişleri de uğraşıyorlar. Doğru sağlıklı kaynaklardan, kendinizi çok yormadan ve sıkmadan, yormaktan kastım ders çalışma noktasında yorulun ama sizi sağlıksız bir şekilde sürecinizi geçirecek farklı böyle yanlış kaynaklara da çok bulaşmamaya çalışın. Çevrenizden tavsiyeler alın. O tavsiyeler ışığında doğru kaynaklardan çalışarak bu süreci daha sağlıklı götürebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.
Her zaman söylediğimiz gibi Adalet Akademisi'ne giden yolculuğunuzda Hakimlik Akademisi her zaman sizlerin yanında olmaya devam edecek. İsmimiz de müsemma olduğumuz üzere burası bir Hakimlik Akademisi. O yüzden yüzlerce çıkardığımız hakim savcı gibi sizlerin de inşallah bu mesleğe gireceği yıllar sizler için gerçekleşmiş olur. Sizlere ayrı ayrı başarılar diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.